Metin Uca. İyi bir sanatçıydı. İyi bir program sunucusuydu. Tiyatro. Gerçekten yetenekli ve başarılıydı. Biliyorsunuz 15 gün içinde birdenbire vefat etti. Şah damarındaki tıkanıklık yüzünden. Tabii ki ölümüyle birlikte sağlığında söylemiş oldukları gündeme geldi. Beni işte yakın küllerimi de boğaza suya serpin demişti. Tabii ki Türkiye'de bir yakma işlemi gerçekleşmiyor. Birinci konu bu. Buna değineceğim. İkinci konu ölümüyle birlikte Cuma günü ilk yazanlardan birisiyim. Ben insanların tercihlerine saygılıyım ama bu o tercihin doğru olduğu anlamına gelmez. Her tercih doğrudur da değildir ama neticede adam inanışına veya inanmayışına göre bir şeyler söylemiş. Yakılmak istiyorum yani e, beni herhangi bir dini ritüelle yollamayın demiş. Fakat tabii o zaman da söyledim burada ailesi neyi tercih edecek? Ailesi normal İslami usullere göre ve dini ritüellere göre defnedilmesini uygun gördü. Bu da ikincisi. Üçüncüsü aslında en önemlisi bu üçüncüsü e, böyle inanan bir insanın e, kendi Arkadaşlarının işte bir e, kültür merkezindeydi sanıyorum e, işte anılıp alkışlanıp işte o şekilde yolcu edilmesi kadar doğru bir şey yok. Belki de olanların içinde en doğrusu o e, uğurlamanın sevenleriyle vedalaşmanın işte sahneye tabutunun çıkartılıp orada işte alkışlanması anılması oydu. Fakat tabii ki yine orada ne vardı? Bir imam vardı. Bir de tabut Türk bayrağına sarılmıştı ki bu sadece şehitler için ve özel kişiler için yani bu işte milli bir takım şeyler için kullanılır. Kime sormuşlar? Bu üçüncüden başlayalım. Çok önemli. Yani tabutun üstündeki Türk bayrağının e aslında e, kurallara göre olmaması lazım. Hadi olmuş, ben onu da büyütmüyorum ama bu Türk bayrağının da e, bir e, daha önce bu benim söylediğim şeyler bir e, ağırlığı var, bir önemi var, bir manası var. Herkes kafasına göre Türk bayrağı tabuta sermemeli. Yarın bir gün çok alakasız biri de tabutta çok milli milli birisiydi deyip bayrağı serebilir. Bu çok önemli bir hassasiyet. Nasıl bu fenomenlerin milli ve dini değerlerini kullanmalarını konuşuyorsak bu konudaki en büyük eleştirim bu. İkincisi işte imamın orada ne iş var? ya? devlet memuru adam ne yapacak? İmam ben kıldıramam. Ailede diyor ki yani biz böyle bir şey diyemezsin. Şimdi şunu söyleyeyim. Hani saygıdan söz ediyorlar. Madem öyle adamın vasiyetine saygılı olsaydınız. Ha siz öyle, aile de tabii ölüm her yerde soğuktur ve acıdır. Aile bunu tercih etmişse, ben buna da bir şey söylemiyorum. Çünkü insanı sen istersen Kabe'den göm. Şimdi adam İslam'a inanmıyordu, doğru mu? Yani şuydu buydu. İstiyorsan Kabe'den göm. Ameli neyse Kabe'den kaldır cenazesini. Yani e, istediğin, yani böyle istediğin mezarlığa koy. Git işte en mübarek... E, İnsanların e, kabrinin olduğu mezarlığa koy. Hiç fark etmiyor. Herkes ameliyle sual olunuyor. Aslında işte en büyük olay da bu. Sonra camide Ankara'da camideki cenaze namazında da birkaç kişi gelip bunu protesto etmiş. Bakın ben bunu da yanlış buluyorum. O insanları da anlıyorum. Onlar da hani niye böyle yapıyorsunuz diyor. Bir aile bunu tercih etmiş. Keşke ben dedim yani Metin Uca ayakta kalkabilseydi o anda ailesine ne yapıyorsunuz siz ya ben böyle bir şey istemiyordum derdi muhtemelen. Ama aile şimdi bak ben hani biliyorsunuz benim tavırlarımı ama işin içine aile girdiği zaman işte kardeş ben de bir kardeş acısı yaşamış bir insan olarak o anda ailenin psikolojisi öyle istiyorsa bırakın gitsinler yani camiden kaldırsınlar. Ben neye bakarım? Hani kadın da orada aileden mi yoksa birisi demiş ki yıllardır sizinle uğraşıyoruz tepki gösterenlere. Abi yıllardır neyle uğraşıyorsunuz? Yani yıllardır hep uğraşılan kesim bu taraf aslında. Siz uğraşıyorsunuz. Ve uğraştığınız netice itibariyle insanların inancı ve inanç sistemi eleştirdiğinizde... elinde sonunda camiden kalkıp oradan yine uğurluyorsunuz, yolcu ediyorsunuz. Burada eğer bir saygı duymamak varsa... Metin Uçal'ın vasiyetine saygı duyulmamıştır. Ha diyecekler ki burada yakacak bir yer yok. Bak bu da önemli bir konu, İşte konulardan bir tanesi. Ilki şu, şimdi bazıları da bu hani durumdan vazife çıkartıp işte Türkiye'de de adını unuttum şimdi. Sonu umla bitiyor İşte bu hani yakarak e, e, cesetlerin yakıldığı e, o büyük fırın. Ben Türkiye'de böyle bir şeyin olmasını istemem. Çünkü Özentiyle birlikte veya eksik dini bilgisi olan bir sürü insan bunu tercih etme yoluna gidebilir. Çok farklı. Yani insanları e, imansızlığa, Müslüman olarak söylüyorum, imansızlığa sevk eden ya da şöyle bir şey karşımıza çıkabilir. Ben Müslümanım, Allah'a da inanıyorum, peygamberi de ama ben toprak istemiyorum, beni yakın diye saçma şeyler de ortaya çıkabilir. Ben. Bunları olmaz demeyin. Şu kadıncağızın, şu kardeşinizin dedikleri bu ülkede hep çıkmıştır. Bence zaten bu ülkede haklı çıkmaktan yorulmuşumdur. Şimdi netice itibariyle o yüzden ben hani cenazelerin yakılarak bir işleme tabi tutulması konusunda bir yerlerin yapılmasına karşı. Bu dedim ya bu da bir vebal yani bunu yaptığın anda hani diyorum ya belki adam bir süre sonra fikrini değiştirecek değil mi? Bu yüzden bu konuyu gündeme getiriyorlar. Böyle bir şey istemiyor. Ha, böyle vasiyet eden yakılmak istiyor, yakılamıyorsa dini tören istemiyor, ritüel istemiyor, o istemiyor, bu istemiyor. Hiçbirini istemiyor. O zaman şöyle yani mezarlar gömülsün yine dedim ya. Nereye gömersen göm, göm. Amelin neyse o. Sessiz sedasız yanında başında olmasın. Ha bu arada Sebahtak Kiraz şöyle bir şey yaptı Tabi bu tepkiler olunca. İşte dedi Metin Hoca'nın ona benzer bir şey Google'a girersiniz İşte camilere istemiyorlarsa bütün cem kapısı açık bak burada da çok tehlikeli bir şey var. Sebahat Akkiraz burada etnik bir tamam mı ayrıştırma ve ötekileştirme yapıyor farkında olmadan ya da farkında bilmiyorum. Ben de kendisine cevap yazdım Sebahat Hanım benim bakın ortada böyle bir şey yok lütfen insanları yanlış yanlış algı oluşturmayın. Adam ne cami istiyor ne kilise ne cemi ne hiçbir şey istemiyor. Adam direkt komple yakılmak isteyen bir adamı sanki adam sağlığında dedi ki işte ben camiden kalkmak istiyorum dedi ama Müslümanlar yok hayır o camiden kalkamaz. Ya bu camilerden kimler kalktı kimler kalktı. Allah'a peygambere sövenler kalktı. Metin uca kalkmış ne olacak yani. Ama tebatak biraz da hemen durumdan vazife yok Cem evlerinin kapısı açık. Kimse caminin kapılarını kapatmadı. O kendisi camilerin kapısını saken kapatmıştı. İnsanlar da adamın vasiyetine saygılı duyun, saygı duyun dediler. Ha bilemem ben. Ben yorumluyorum olayları. Bak camide o tepki o şeyi yapan da bana göre yanlış. Hiç gereksiz bir şeydi. Artık devlet bak cenaze kaldırmak devletin işi. Cenaze sahibi aradığı zaman belediyeyi benim cenazem var soruyorlar zaten diğer dinlerin ayrı bir prosedürü var o kaldıracak bitti abi devlet bunu kaldırır ha millette adam tanınmış bir insan olduğu için bu x biri değil ki değil mi öyle biri olduğu devlette de, şey millette de, yani bizler yorumcularda bunu yorumlarız ama Artık adam ölmüş zaten. Tamam mı? Bence hani ak mı karama herkes Cenab-ı Allah'ın karşısına çıktı mı görecek zaten. Ama zaten ölmüş. Bana göre içindeki en makul şey o kültür merkezi gibi o sahnede işte konuşulup alkışlanıp. Yani şimdi her ne kadar bakın Metin Uca sağlığında hani bizleri çok incitmiştir dindar insanlara, İslami hassasiyeti olan insanlara. Ama yine de ölüm yakınları adına soğuk bir şeydir. Yani ben burada hani çok böyle keskin bir şey söyleyemem. Yani orada vicdanımı o kadar şey yapamam. Ama hani adam öyle vasiyet etti. Ben vasiyeti tak tak yorumladım. Bana göre de Müslümanlar onun vasiyetine saygı duyup sahiplenmiştir. Ama sağlığında onu alkışlayanlar aa helal olsun falan diyenler ise onun vasiyetinin tam tersi bir şeyi yapıp bence onlar Metin Uca'ya haksızlık yapmışlardır veya adı saygısızlık da bilemiyorum neyle tanımlarsanız dedim ya camideki tepkiyi de e, yanlış buluyorum ama kalkıp da Sebat Kiraz'ında yani adam zaten bütün kapıları kapatmış kendine Ay, Müslümanları sanki camiden Metin Uca'nın cenazesi kaldırılmasın algısını oluşturan bir şeyi yazmak da gerçekten bana doğru gelmiyor. Samiyetini siz sorgulayın. Evet, netice itibariyle Cenabı Allah da ne diyor? Ne kadın ne erkek ameli salihin olacaksın diyor. Sen işte yakılmak istiyorsan zaten İslam'a uygun bir şey söylemiyorsundur. İman konusunda hocalar şey yapsın. Ateistlik. Bu ateistlerde de bir şey var. Enteresan onu ayrı bir işleyeyim. Benim de tanıdığım birkaç tane ateist var. Sanki ateist olduklarında öbür ahirete gittiğinde meleklere aa ben ateistim ben bir kere yani ateistim ben o yüzden beni sual edemezsiniz. Kendilerini muhaf falan zannediyor bazıları biliyor musunuz? <laughs> ya sen bunu yok sayıyorsan bu yok demek değildir. Gayet var. Göreceksin. Hatta bir ateist arkadaşım bir gün Ramazan'da beni aradı. Ne yapıyorsun dedi. Vallahi ne yapayım dedim işte yani orucun ilk bir haftası zor olarak. Kızım dedi. Yani sen yapma bunu dedi. Yok böyle şeyler. Bak dedim. Sana şunu söyleyeyim. Haşa değil diyelim ki yok ben namaz kılıyorum. Egzersiz sayılır. Oruç tutuyorum. Detoks sayılır. İşte zaten düzgün insan. Zekat veriyorum. insanlara yardım sayılır. Ama varsa dedim. Sen bayağı Uğraşacaksın, Güldü, ha hadi, evet, doğru söylüyorsun. Onu da doğru söylüyorsun diyor. Şimdi, tabii ki, o ben bunu anlattım size. Allah'ın varlığı birliği hiç tartışılmaz. İşte en önemlisi de ben sizin şah damarınız kadar size yakınım dedi. Öyle. Benim de ablam bir haftada gitti, imanlıydı. Elhamdülillah. Son kendinden geçtiğinde Allah 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 demişti üç kere. Bir Müslüman için ne kadar güzel bir şey. İmanından emin olduğum bir insanın artık hayatının son sözlerinde Allah 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 demesi bile acınızı hafifletiyor. İnanmamak da bir tercih ama birileri inanmıyor diye e, Allah yok olmuyor. <laughs> Allah'ın emirleri yok olmuyor. Netice itibariyle insanlar bir gün yok oluyor. Allah yok olmayan tek gerçek. Evet, tekrar ediyorum. Metin Uca mesleğini en iyi şekilde yapmıştır. İnanan insanları bizi de incitmiştir. Ama onun vasiyetini yerine getirmeyen, onu alkışlayanlar oldu. Yine incittiği insanlar onun vasiyeti yerine gelsin diye <laughs> yorum yaptı haddini aşanlara. Ayırıyorum onları da ben hiç ayıklıyorum. Bir Türk bayrağı olayı yanlıştı. Ee, ama... En doğrusu sahnedeki e, uğurlama töreni, alkışlarda ışıklar içinde uyusun kısmı güzeldi. Işıklar içinde uyusundan nur içinde yatsın kısmına bir geçiş. <laughs> e, için camiye gidildiyse onu bilemiyorum. Onu da Allah bilir. Dedim ya. Ölüm soğuktur. Ben yine de ailesine Allah sabır versin diyorum. Özellikle kardeşlerine kardeş acısı acı bir şey. Kardeş acısı üzerinden keskin ve vicdansızca yorumlar yapamam ama dedim ya ölelim de görelim Cenab-ı Allah'ın varlığı işte insanın böyle bir şah damarı kadar yakın oluyor görüşmek üzere